Çok muhterem kardeşlerimiz, Rabbimiz inşa ettiği sema takviminde bazı ayları bazı aylardan mübarek kılıyor. Ve bu bazı aylardaki, bu bazı mübarek geceleri ve günleri de diğer gecelerden ve gündüzlerden faziletli kılıyor. Onlardan biri de içinde bulunduğumuz ve bu gece teşrifiyle, hulûnüyle şerefleneceğimiz Miraç gecesidir. Ve bu gece yalnız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, 124 bin küsur peygamber içinde yalnız Efendimiz'e tahsis edilmiş büyük bir Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak elhamdülillah bizi de en sevdiği peygambere ümmet kıldı. Miraç gecesine baktığımız zaman ilk nazarda büyük iptilaların, meşakkatlerin, problemlerin ve bunları sabır, teslimiyet ve rıza ile karşılama neticesinde Cenab-ı Hakk'ın büyük bir mükafatı. Mekke devrinin 6. senesi, Müslümanların sayısı 40'a çıkıyor. Hazreti Hamza ile 39, Hazreti Ömer ile radıyallahu anh 40'a çıkıyor. Sayı arttıkça zulüm başlıyor. Baştan alay, ondan sonra hakaret, ondan sonra zulüm başlıyor. Ve bu zulüm had safhaya kadar gidiyor. İşkencelerin çeşidi yapılıyor. Bunlar hepsi Allah Resulü'nün önünde sergileniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in merhameti ise ayet-i kerimede buyuruldu. Çok rauftur, çok düşkündür ümmetine buyuruyor. Yani bir babanın evladına düşkünlüğünden daha fazla bir düşkünlük. Tasavvur buyuruyor. Böyle cinayetler bir babanın evladı üzerinde nasıl o evladın yüreği ne hale gelir? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in önünde de ümmetine çok az olan o zamanki ümmete en ağır işkenceler yapılıyor. Hatta o kadar öteye gidiyor ki bir ayak bir deveye, bir ayak bir deveye bağlanıyor. Develer ters istikamette gönderiliyor. Bu şekilde Müslümanlar fedai can ediyorlar. Fakat hiçbir zaman en ufak bir taviz verilmiyor. Ve bu cinayetlerin neticesinde açlığa mahkum ediliyor, ambargo konuyor. Çocukların avaz sesleri diğer mahallelerden gelmeye başlıyor. Efendimiz bir nefes aldırmak için Taif'e gidiyor müminlere. Taif'te taşlanıyor. Arkadan kendisini himaye eden Ebu Talip amcası vefat ediyor. Kendisine büyük destek, ben en çok Hatice'den fayda gördüm. Zevcesi Hatice annemiz vefat ediyor ki o seneye hüzün senesi buyuruluyor. Ve bu kadar ağır imtihanlar, bunun neticesi sabır, teslimiyet ve arkadan da Cenab-ı Hakk'ın büyük bir mükafatı, hiçbir varlığın, hiçbir beşerin ulaşamadığı en büyük melekler dahil en büyük zirve, Cenab-ı Hak kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iki yay miktarı, keyfiyeti bizce meçhul, çok bir yakınlık ifadesi Cenab-ı Hak huzuruna kabul ediyor. Hicretten 1,5 yıl evvel vuku buluyor. Ve alemi şuhudun, yani beşer idrakinin alabileceği bir alemin dışına çıkartılıyor. Yani alemi şuhudun dışına çıkartılıyor. Ve bir mükaleme oluyor Cenab-ı Hak'la. Tabi bu mükaleme de ümmet için bir mahrem oluyor. Yani sidreden sonra bize nakledilen fazla bir haber yok. O taraf sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Rabbimizin arasında ceyran eden bir hadise. Beşer idrakinin üzerinde bir hadise. Namaz farz oluyor. Cennet ve cehennem gösteriliyor. Ve bu çok az bir zaman, çok az bir zaman ve mekan içinde çok uzun yüzyılların, asırların sığmayacağı hadise çok az bir zaman, belki sıfıra yakın bir zaman ve mekan içinde seyrediyor. Efendimiz buyuruyor, ben Hicr mevkindeydim. Yani o Kabe'nin etrafındaki o yarım dairenin içindeydim. Gelip boğazımdan karnıma kadar açıldı. Zemzemle yıkandı. İlim ve hikmetle dolduruldu.
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kalbi en mümtaz, en temiz kalp olduğu halde demek ki çok öteler, acayip ve garayip hadiseler şahit olacak ve o şekilde kalp hazırlanıyor ve kalp o hazırlanan o dehşetli aleme bir teşne hale getiriliyor. Demek ki burada verilen birinci intiba iptilalardan, problemlerden sonra büyük mükafatlar görüyor. İkinci mesela intiba, demek ki kalp aleminin terakki olma zaruri. Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için, bu yakınlığı kurabilmek için kalp aleminin terakkisi zaruri. Ayet Subhanellezi olarak başlıyor. Bu Subhanellezi olan başlayan ayetlerde arkadan büyük bir hadiseyi bildirir Cenab-ı Hak. Büyük bir mesaj gelir bu hadiseden. Bunu Subhanellezi Esra, bir Esra bir gece yürüyüşü. Yani Cenab-ı Hak bir geceye dikkat buyuruyor ve bu geceye dikkat edebilme. Vahyin de ekserisi gece inerdi. Ve mühim hadiselerde gerek müsbet hadiseler, gerek menfi hadiseler geceleri tahakkuk eder. Cenab-ı Hak bize geceler hususunda nasıl vücudun bir dinlenme ihtiyacı var. Ondan sonraki devrede ise yanlarını yataklarından kaldırırlar. Haf derece arasında iltica ederler buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizim bir gece hayatı bizden istiyor. Arzu ediliyor. Yine gecelerde istiğfar ederler buyuruluyor. O geceki modeli, o seher modelini güne yaygınlaştırabilmek. Hasan Basri Hazretleri, sen gündüzleri Rabbini isyan etme ki o geceleri senin huzurunda bulundursun buyuruluyor. Tabi bu ehlullah için, peygamberler için gecelerin değeri çok çok daha fazla. Efendimizin geceleri, Ayşe Validemizden muhtelif rivayetler, çok uzun kılınan namazlar, gözyaşı. Ve Efendimiz en zor anlarda bile, seferlerde dahi, hiç terk etmediği namazların başında teheccüd namazı gelmiş oluyor. Demek ki Cenab-ı Hak bir geceyi libas kıldık buyuruyor. O libasın bir örtünün altında kuluyla beraberlik istiyor. Nasıl bir bahar toprağı yağmura muhtaçtır. Eğer o yağmur kayaları çöllere yağarsa boşuna gider. Demek ki bir seher vakitleri mümin için o kadar bir ruhani Cenab-ı Hak'la bir mülakat anları olmuş oluyor. Ve bir gece yürüyüşü. Ondan sonra götüren kim burada, fail kim? Cenab-ı Hak. Bu gece yürüyüşünü yaptıran kim? Cenab-ı Hak. Demek ki faili mutlak Cenab-ı Hak. Yani her halimizde Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimete şükür halinde bulunmamız. Ne kadar istidadımız varsa, kabiliyetimiz varsa, muvaffakiyetimiz varsa bunu kendimize izafe etmeden Cenab-ı Hakk'a götüren Cenab-ı Hak oluyor bu Esra, bu gece yürüyüşünde. Ve bu yürüyüş bir anda oluyor. Bir an içinde vuku buluyor. Bu gece yürüyüşü iki kent arasında oluyor. Bu iki kent Mekke-i Mükerreme, Adem Aleyhisselam'ın inşa ettiği Ümmül Kura. İkinci kent ise Kudüs-i Şerif oluyor. O da İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kudüs-i Şerif oluyor. Ve İsa Aleyhisselam'a kadar orada peygamberler devam ediyor. Demek iki mübarek şehir arasında Efendimiz'le bir yolculuk yaptı, bir gece yolculuğu. Bir hemen hemen bir sıfır bir zaman içinde. Ve Allah yürütüyor.